Sınırlarımızı korumak çoğumuz için çok zor. Peki ne demek bu sınırlar? Sınırlar nasıl başlıyor, nasıl bitiyor? Peki iliş ikili ilişkilerde sınırlarımızı nasıl koruyabiliriz? Sınırlar noktasında bir güçlü var, bir de güçsüz var. Ve her zaman hayatın kanunu olarak aslında oturan kilit nokta şu. Zayıf halka daima kaybeder zayıf olan her zaman kaybeder sevgili dostlar. Zayıf olmak istemiyorum, kaybetmek istemiyorum, bunun için ne yapmam gerekiyor diyenlere sesleniyorum. Birinci kuralımız şu, sınırlarınız olsun. Sınırlarınız olsun, duruşunuz olsun, tavrınız olsun, tarzınız olsun, fikirleriniz olsun sevgili dostlar. Sınırlar ne demek biliyor musunuz? Sınırlar bir şeyin başlangıcının ve sonunun belli olduğu bir noktadır. Biraz daha somutlaştırayım. Diyelim ki bir tatile gidiyorsunuz değil mi? Otel lobisindesiniz ve e, odanızın anahtarını alacaksınız. Gidiyorsunuz, anahtarı alıyorsunuz ve şey ediyorsunuz. Pardon, benim odam nerede acaba tam olarak? Yani odanızı soruyorsunuz. Sınırınızı soruyorsunuz. Bana ait olan, bana mahrem olan. Anahtarı aldığınızda benim odam nerede? Benim odamın yeri nerede? demeye başlıyoruz, değil mi? Aslında her birimiz bana ait olan noktayı bilmek istiyoruz. Şunu diyor musunuz işte tamam ya odanın anahtarını almaya gerek yok ben şöyle lobide yatarım işte e, otelin genel hamamına da giderim orada da duş alırım oldu bitti demiyoruz değil mi sevgili dostlar? Ne kadar kulağa da absürt geliyor. Olması gereken nedir? Evet yani ben bir tatile gidiyorsam otele gittiğimde de orada kendi odamı bilmek istiyorum. Nerede konaklayacağım, nerede duracağım, neresi bana ait? değil mi? Odam neresi? Odamın anahtarı neresi? Benden izinsiz girebilirler mi? Giremezler mi? Bunları bilmek ve belirlemek istiyoruz. Tıpkı sevgili dostlar, bizim yaşadığımız bu ortamda nesnel olduğu gibi bir de şöyle düşünün, soyut anlamda da sınırlar mevcut. Ruhsal olarak sınırlarımız da aşıldığı zaman insanoğlu reaksiyon göstermeye başlıyor. Birdenbire öfkeleniyor, Birdenbire içine kapanma durumu oluyor. Birdenbire yeme atakları artıyor. Uyku düzeni bozuluyor. Ya çok fazla uyumaya başlıyor ya da daha az uyumaya başlıyor ya da uykuya dalmakta zorluk yaşıyor. Sosyal hayata, ilişki kurmakta ciddi anlamda zorluk yaşıyor. Yani bizler ruhsal sınırlarımız aşıldığı zaman aslında hem fiziksel hem de zihnen belli başlı tepkiler veriyoruz sevgili arkadaşlar. Ve ruhsal sınırlar o kadar önemli ki bir yerden sonra biz sınırlarımızın aşıldığını hem fark edemeyip hem de kendimizi koruyamadığımızda işte tam da o noktada hem belli başlı hastalıklar nüksediyor hem de psikolojik rahatsızlıklar devreye giriyor. Bu yüzden sınırlar hayattaki en önemli noktalardan biridir. Nasıl ki evinizin bir kapısı var değil mi? Evinizin kapısını açık bırakmıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Yani evinizin girişi belli ve çıkışı belli. O kapı kapalı. Yani sizin evinizin sınırları var. Ya da e, diyelim ki eviniz işte e, 2 artı 1, 3 artı 1 fark etmez diyorsunuz ki benim odam şurası, annemlerin odası şurası, işte bizim oturma odamız ya da işte salonumuz burası ya da işte mutfağımız burası değil mi? Her yerin belli başlı alanları var. Ruhsal sınırlar da sevgili dostlar şurada başlıyor. Kesinlikle bir duruşunuz olsun. Yani önceliğiniz olsun. Şunu hayat mottosu haline getirirseniz işiniz çok daha fazla kolaylaşır. Ben kendi hayatımda her şeyin kendi önceliği olarak kendimi seçiyorum. Eğer insanlar benden yardım istediğinde bunu yapabilecek müsait bir ruhsal güce ve fiziksel güce sahipsem evet onlara yardımcı olabilirim. Ancak her zaman öncelik kendim olacağım. Sonra diğerleri derseniz bu sağlıklı olan bir şey. İnsanın kendine faydası yoksa sürekli başkalarını hayatlarının birinci sırasına koyan, en önceliğine koyan, ya ben önemli değilim, yeter ki onlar mutlu olsun, yeter ki onların yüzü gülsün, onlar benden ne isterse istesin, ben yapmaya hazırım diyen fedakar bir insansanız aslında ruhsal sınırlarınız aşılıyor. Yani sen kendinin iyi olduğunu zannediyorsun. Ancak kendi temel ihtiyaçlarını karşılayamadığın için ve önce ben diyemediğin için ne yazık ki bu samimi ve sahici bir iyilik hali değil. Arka planda birileri seni sevsin diye, birileri seni kabul etsin diye. Birilerinin gözüne şirin gözükmek duygusuyla adım attığından dolayı ne yazık ki en büyük ihaneti kendine yapmış oluyorsun. Bu yüzden sevgili dostlar lütfen şunu unutmayın. Sınırlarımızın başlangıcı bir önceliğimiz olacak. Önceliğimiz ise kendimiz olacağız. En önemli ikinci kriterimiz ise hayır diyebilmekten geçiyor. Bunun üstüne basa basa birçok videomda da zaten belirttim. Tekrar belirtiyorum. Hayırlarınız olsun. Ancak güçlü hayırlarınız olsun. Ya ben buraya gelmek istemiyorum ama değil de bugün buraya gelemem çünkü müsait değilim. Bugün buraya gelmek e, istemiyorum, keyfim yerinde değil. Bugün buraya gelmek istemiyorum çünkü canım istemiyor, bunun seninle bilgisi yok diyerek daha net bir duruş sergilediğinizde, hayır diyebildiğiniz zaman insanların da size karşı bir saygınlığı oluşacak. Eğer sürekli evet diyen biri olursanız ve önce hayır deyip sonra ya neyse tamam hadi seni kırmayayım diyerek söylediğiniz, ifade ettiğiniz, istediklerinizden vazgeçerseniz, sonra karşı tarafa uyum sağlarsanız insanlara aslında bir boşluk oluşturuyorsunuz kendinizle ilgili. Nedir bu? Beni biraz daha zorlarsan ben senin istediğini yaparım. Beni biraz daha zorlarsan hayırlarım evete dönüşebilir şeklinde bir mesaj vermiş oluyorsunuz sevgili dostlar. Bu da insanların size karşı olan güvenini ve tutumunu hatta bakış açısını sarsan ve olumsuz bir noktaya getiren bir şey. Bu yüzden en önemli olan şey şeylerden biri lütfen kararlı net asla hani eğrilmeyen bürülmeyen hayırlarınızın oluyor olması. Bizler genelde ne yapıyoruz şöyle söylüyoruz o kadar hani hayır derken bile bir mahcubiyet duyuyoruz ki gelmeyi çok isterdim çok üzgünüm ama müsait değilim. Şimdi cümleye bakar mısınız gelmeyi çok istiyorum çok üzgünüm ama müsait değilim yani. E kişi hayır dediği için o kadar eziliyor, büzülüyor. Yani böyle ne yapacağını bilemiyor. O kadar hayır demek ona uzak ki bir de üzgünüm diyor. Sevgili dostlar biri sizden bir şey istediğinizde iki ihtimal var. Yapabilirsiniz ya da yapamayabilirsiniz. Bugün yaparsınız, yarın yapamazsınız. Yani hayatta her şey mümkün. Siz yapmadığınız zaman kötü oluyorsanız o ilişkiyi lütfen sorgulayın. Üzgün olmanızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değil. Neden? Çünkü... Bu zaten sizinle alakalı bir durum değil. Burada duygu katmayın, ajitasyon katmayın, mağduriyet duygusunu ortaya koymayın. Ya yani bunu yapmak yapamayacağım üzgünüm çünkü müsait değilim. Çok daha net bir şekilde bunu söylerseniz karşınızdaki kişi de der ki peki tamam. Yani her seferinde insanlara evet derseniz bir gün hayır dediğiniz zaman sizden kötüsü olmaz, sizden kalleşi olmaz, sizden vefasızı olmaz. Yani yaptığınız tüm iyilikleri siler. Bir kere dediğiniz hayır onların gözünde o kadar öyle bir kalır ki siz artık o kara listeye alınmışsınızdır. Bu yüzden lütfen kime evet ve kime hayır diyebileceğinizi oturun ve iyi düşünün. Anlaştık mı? Bu bizim birinci kuralımız olsun. Bir diğer üçüncü kuralımız ise niyetler niyetleriniz içerisinde de lütfen netlik olsun. İçim başka, dışım başka olduğunda sevgili dostlar biraz daha açayım. Aslında benim niyetim ne? Beni biri davet ediyor ve ben gitmeyi istemiyorum. Niyetim bu. Canım gönlüm istemiyor. Bugün kendimi ayırdım diyorum. Arka planda da diyorum ki hani şöyle yüzüme samimiyetsiz bir gülüş tavrıyla e, e, ben çok istemiyorum ama hani gelmesen mi hani böyle bir de şirinlik yaparak da kendimizi sevdirmeye çalışıyoruz. O da bizi zorluyor. Lütfen gel. Ya istemiyorum ama neyse ya tamam seni kırmayayım. Geleyim. Bak bu seferlik yani normalde gelmem. Hani bir de böyle kendimizce de sanki hani kendimizi kabul ettirmişiz de bu seferlik gidiyoruz. Bir sonraki sefer gitmeyecekmişiz gibi de bir tavır takınıyoruz. Sadece kendimizi kandırıyoruz. Bunu da çok açık ve net bir şekilde ifade etmek isterim. Eğer söylemleriniz başka ve tavırlarınız başka olursa sevgili dostlar, burada bir tutarsızlık oluşuyor. İnsanlara kendinizle alakalı verdiğiniz mesajla şunu iletmiş oluyorsunuz. Ben aslında çok da saygı duyulması gereken bir birey değilim. Sen azıcık beni zorlarsan, azıcık benim üzerime gelirsen ben bu otoriteye karşı gelemiyorum. Hemen boyun eğiyorum. Ancak kendimi de bir noktada böyle azıcık başarmış gibi hissediyorum. Sen yine istediğini benden alıyorsun. Sen benden daha güçlüsün mesajını veriyoruz. Lütfen tavırlarınız, niyetleriniz aynı olsun. Diyelim ki söylemleriniz başka, tavırlarınız başka. O zaman ne olur biliyor musunuz? Tutarsızlık olur. Tutarsızlığın olduğu yerde ne olur? Öfke patlamaları olur. En büyük öfken kendine olur. Ben nasıl ona hayır diyemedim? Ben nasıl orada kendimi ezdirdim? Ben nasıl orada bir duruş sergileyemedim diyerek dizlerinizi döversiniz. O yüzden lütfen bunu yapmayın. Her zaman kendinize şunu söyleyeyim. İnsanlar beni kabul de edebilir, kabul etmeye edebilir. Ben ne istiyorum sorusunun cevabını önce kendinize söyleyin. Sonra kararınızı alın ve sonra da üçüncü adımda karşı tarafa bunu aktarın sevgili dostlar. Ve en önemlisi şunu çok fazla çevremde görüyorum. Çevrem veya danışanlarım fark etmiyor. Ya Tuba Hanım artık ben Belli bir yaşa gelmiştim. Ben kim? Değişmek kim? Nasıl olacak bunlar? Anlattıklarınız o kadar güzel ki dinliyorum, haklı diyorum, helal olsun diyorum. Kadın ne güzel de konuşuyor diyorum. Ama aması var işte. İş icraata geldiği an tutuluyorum, kalıyorum diyenlere sesleniyorum sevgili dostlar. Aması yok. Bu saatten sonrası yok. Tamam bu saat bu saate kadar yanlış yapmışsın. Tamam bilmiyordun çünkü. Bu saatten sonrasını birlikte zaten revize edeceğiz. Birlikte düzelteceğiz. Birlikte seni güçlendireceğiz. Sürekli kendini acırsan bu yoldan çıkışın yok. Bakın lütfen bu çok önemli. Kendini acımakla meşgul olursam her zaman kendini acıyacaksın ama hayat sadece bu pencere değil. Biraz daha açarsan daha farklı pencereler var. Bu hemen olmayacak. Bu niyet işi. Biz ne yapıyoruz? Önce senin niyetini güçlendiriyoruz. Niyetin güçlendikten sonra e, niyetin güçlendikten sonra bu senin hal, hareket ve tavırlarına da zaten yansıyacak. O yüzden buradaki tutumun senin çok önemli. Pes edersen zaten baştan kaybediyorsun. Yani kaybettiğin bir savaşa da girmene gerek yok. O yüzden çaba sarf edeceksin, emek vereceksin ki verdiğin emeğe, çabaya, zamana, enerjine değsin. Her şeye değsin. Bu zamana kadar belki kendini yeteri kadar güçlü hissetmiyordun. Belki destek verecek birileri yoktu yanında. Belki de bilmiyordun nereden öğrenecektin, nasıl olacaktı. Ama şimdi biz seninle uzun süreden beri bir yolculuktayız. Ben buradayım, yanındayım. E sen zaten niyetin belli, çaban belli, isteğin belli, öğrenmeye açıksın. Bir kere hala videonun bu kısmındaysan demek ki gerçekten çaba sarf etmek ve öğrenmek istiyorsun. O zaman ne yapıyoruz? Birlikte harekete geçiyoruz. Yani Hiçbir şey için geç değil. O yüzden benden geçti demek diye bir şey yok. Her zaman her şey değişebilir. Şartlar ve konumlar zaten her zaman değişkenlik gösteriyor. Bir diğer önemli nokta. İnsanların eleştirilerine karşı da lütfen gardını al. Ya tamam ben hayır dedim ama o beni sevmiyor artık. Ben hayır dedim ama o beni artık reddediyor, kabul etmiyor. O bana artık değer vermiyor. şeklindeki arka planda zihninde belli sesler gelecek. Bak gördün mü? Bak işte mimik okuyacaksın, dua okuy, yani onun e onun duygularını okuyacaksın. Diyeceksin ki, yani bak gördün mü? O şöyle dedi, bu böyle dedi. Arka planda yeni bir şey yaparken insan diğer insanların tepkilerini ölçer sevgili dostlar. Yani yaptığım şey doğru mu yanlış mı? Diğerinin gözüne bakarak bu duyguyu almaya çalışırlar. Bu da bizi hayat yolculuğunda zorlar. Yani şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. İnsanlar seni eleştirebilir. Bu onların sorunu. Anlaştık mı? Bak insanlar seni eleştirebilir. İnsanlar beni de eleştirebilir. Bu onların sorunu. Benim derdim ne? Senin derdin ne? Yolunda ilerlemek. Bitti. Bu kadar. Devamını getirmiyorsun. Tanıdığın da tanımadığın insanların da zaten sana dair bir fikri var. Bu seni ilgilendiriyor mu? Hayır. Senin yolun kendi yolun senin yolun kendini gerçekleştirebileceğin için emek sarf ettiğin ve çaba sarf ettiğin o yol. Bu kadar. Anlaştık mı? Sadece bu. Şimdi beni dinlediğin için sana yürekten teşekkür ediyorum. Konuştuklarımız önemli. Konular mühim. Dinlerken o su gibi aktı gitti diyebilirsiniz. Ancak hayata geçirirken, uygularken çok da öyle kolay olmuyor. Bunun farkındayım. Yeter ki adım at. Yeter ki hayata geçir. Hiçbir zaman aynı kalmayacaksın. Bu da burada bugünün birlikte mottosu olarak kalsın anlaştık mı? Sana çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kal. Hoşçakal.